Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan, Bilkent'ten bir güne daha uyandım diyebilirim. Saat şu an 9-10 civarı. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda size Bilkent'in biraz yurtlarını gezdireceğim. Aslında bundan önce de Bilkent yurdunu tanıttığım videolar vardı. Ama bunu da biraz daha ayrıntılı bir şekilde tanıtmak istiyorum. Peki neden bu kadar ısrarla Bilkent videoları çekiyorum? Çünkü gerçekten bu yurdun ve özellikle Bilkent'in kampüsünün sizi çok motive edeceğini düşünüyorum. Sizi çalışmaya daha çok iteceğini düşünüyorum. O yüzden sık sık bu tarz videolarla karşınıza geliyorum arkadaşlar. Ve yorumlarda aldığım çok güzel geri dönükler oluyor. O yüzden devam etin diye düşünüyorum hatta böyle videolara diyeyim. Şimdi isterseniz odadan başlayayım. Sonrasında aşağı ineceğiz. Aşağıda açık büfe kahvaltı olan bir kafemiz var, Çatı adında. Orası gerçekten çok güzel. Orayı da çekeceğim. Yani gerçekten sizin böyle çok keyif alacağınız bir vlog olacağını düşünüyorum. Daha fazla zaman kaybetmeden hemen oda turuyla başlayalım isterseniz. Burası otoparkımız ama şu an ben neredeyim? Önce onu göstereyim arkadaşlar. Burası bizim çalışma masalarımız var şu şekilde. Biraz dağınık, kusura bakmayın ama. Çalışma masalarımız, burası çalışma masalarımızın yanında bizim biraz nefes almamız için yapılmış camlar diyebiliriz. Ve burası da hemen otoparkımız. Camımızın manzarası da şu şekilde arkadaşlar. Yine genel itibariyle yeşillikten oluşuyor ve bu da aslında bizim için iyi oluyor. Dışarı baktığımızda en azından içimizi açan bir manzara oluyor. Şimdi şu şekilde masamız var. Masalarımızda bolca göz var. Her türlü kitabınızı, eşyanızı koyabilirsiniz. Çekmecelerimiz var. Yine koltuklarımız, işte çöp kutusu falan. Her şey tamamen Bilkent tarafından tedarik edilmiş durumda. Şurada güzel bir çelik kasa var ve bu sadece öğrencinin kimlik kartıyla açılıyor. Dolayısıyla ben arkadaşımın kasasını açamıyorum mesela. Gördüğünüz gibi. Burası da benim masam. Burası biraz daha dağınık. Bunlar sizlere çekilişlerle dağıtacağım kitaplar ki bu arada çekilişleri de sık sık yapıyorum ama Instagram üzerinden yaptığım çekilişler de oluyor. O yüzden Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Onu açıklamalara bırakacağım arkadaşlar. Bence takip etmeyi unutmayın çünkü bazı çekilişleri sadece Instagram üzerinden yapabiliyorum. Bu çekilişlere katılmanız için de sizin de benim Instagram sayfamı takip etmiş olmanız gerekiyor. Şurada tripodum var, videolarımı çekerken kullandım. Masam biraz dağınık, evet. Midterm'lerden çıkmış bir Atakan masası diyebiliriz aslında buraya. Burada aldığım işte birkaç not, liseden kalan alışkanlıklar diyebiliriz buna. Ve benim çelik kasam. Yataklarımız bu şekilde arkadaşlar. Burada gerçekten şu olaya hastayım ben. Bir kere yatağın başına priz koymuşlar. Bu gerçekten çok güzel bir hareket. Ve bunun dışında kitap okumamız için yaptıkları şu lambada gerçekten bence çok mükemmel bir icat diyebilirim yani buna. Bu benim çok işime yarıyor. Ve hani gerçekten de ince düşürülmüş bir hareket bu. Ben daha önce hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. İlk defa Bilkent'in yurdunu gördüm ve gerçekten gördüğümde hani yurda bir kere daha aşık oldum diyebilirim. Gerçekten çok güzel. Şöyle döndürüp kapatabiliyoruz. Evet. Aynamız. Şurası bizim çalışma diyorum hala. Burası bizim kıyafet dolaplarımız arkadaşlar. Yine çok dağınık maalesef. Burası mini bir buzdolabımız var. Yanında işte ayakkabılarımızı falan koyabildiğimiz bir dolabımız var. Üstünde yine dolaplarımız var. Biraz dağınık şu an o da. Ama en yakın zamanda toplayacağım. Hiç merak etmeyin. Lavabodan da biraz gösterelim. Evet. Şurada duş kabinimiz var. Genel hatlarıyla oda bu şekilde arkadaşlar. Ve isterseniz bir de odanın dışına bakalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Oda şu kartla çalışıyor. Yani bu eski usul değil. Otellerdeki gibi. Bu kart taktığınızda elektrik geliyor. Bu kartı çıkarınca elektrik geliyor. Büyük ihtimal az sonra şu tavandaki ışık kapanacak. Bir 30 saniye ya da 15 saniye sonra falan. Bekleyelim isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi şu an odada hiçbir elektrik yok. Sadece buzdolabının elektriği çalışıyor. Bir de sanırım prizler de çalışıyor ama hani yok, prizler çalışmıyor. Buzdolabınınki çalışıyor diye biliyorum. Evet. Şimdi isterseniz daha fazla burada oyalanmadan hemen aşağı inelim. Size açık büfe kahvaltıyı göstermek istiyorum. Gerçekten mükemmel çünkü. Odalar da aynı şekilde o beyaz kartla açılıyor arkadaşlar. Buralarda işte odalar karşılıklı olarak. Burası koridor. Şimdi koridorda öğrenci kartıyla açılıyor. Bu da benim öğrenci kartım. Mesela bu koridora bu koridorda kalmayan biri giremiyor. Çünkü bu sistem öğrencinin kartını okuyor. Bu ID kartını okuyor. Ve hani kimlik kartını okuyor. Ve bu öğrenci kimliği kartı sadece bu katta kalanlar için oraya optimize edilmiş. Dolayısıyla bu katta kalmıyorsanız girmeniz imkansız. Ki hatta şöyle bir şey var. Şurası çalışma odaları. Burayı da ben göstereyim.
Burada da gerçekten insanlar beraber çalışıp kaynaşabiliyor falan ve hani burası kız ortak karışık alan. Az önce koridor sadece erkek kısmıydı mesela. Burada klimayı falan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Burayı yine gerçekten çok güzel. Burası mutfak. Mutfaktan da kısaca bahsedeyim. Buralar hep ortak alan. Mutfak ve işte ortak çalışma alanı. Oralar hep ortak alan. Yani yurdumuz bizim karışık bir yurt ama bizim koridorumuz erkek koridoru, bir de kız koridoru var. Hani o ikisi arasında tabii ki geçiş yapılamıyor. Ama dediğim gibi bu ortak alanlarda beraber insanlar takılabiliyor. Burası mutfak. Yine okuldaki, odadaki dolapların dışında burada da herkese ait dolaplar var. Bakın oda numaralarıyla belirlenmiş. Hatta bir tanesi şansımıza açık. Büyük buz dolapları var. İnsanlar buraya ekstra eşyalarını koyup bu şekilde kilitleyebiliyor. Şunlar sanayi tipi bulaşık makinesi. 30 saniyede mi 40 saniyede mi ne yıkayıp geri veriyor. İnanılmaz bir teknoloji gerçekten o da. Şunlara sanırım ankastre deniliyordu. Mutfağımız falan da gerçekten böyle son teknoloji donatılmış bence. Yani bilmiyorum ya, ben buraya ciddi şekilde emek verildiğini düşünüyorum. Ve gerçekten de hani öğrenciyi mutlu etmenin de ötesinde bir noktaya vardıracak şekilde dizayn edilmiş ve tasarlanmış bence bu yurt. Şurası da bahsettiğim gibi işte kız tarafının koridoru. Yani ayrı. Yani yurt karışık ama işte koridorlar ayrı olduğu için koridorlardan koridorlara geçiş olmuyor ama dediğim gibi ortak alanlarda istediğiniz gibi kaynaşabiliyorsunuz insanlarla. Şimdi asansörle birinci kata iniyoruz. Yurdun girişi birinci kata denk geliyor. Yani hani böyle eğimli bir zemin yapılmış. O yüzden arka tarafta sıfırıncı kat aslında giriş ama bizim bulunduğumuz tarafta birinci kat giriş oluyor. Buraya da şöyle girelim. Tamam. Şimdi açık büfe kahvaltıya geldik arkadaşlar. Yurdun içini gezmiştik arkadaşlar. Bir de şöyle dış görünüşüne bakalım. Şu aslında bu biraz daha ten rengi olan kısım, odaların olduğu kısım. Şu ortadaki camlı kısım da size gösterdiğim ortak çalışma alanlarının olduğu kısım. Yani aslında yurt L şeklinde diyebiliriz. Şu alt tarafta gözüken bina da, o ten rengi daha kısa boylu olan bina, spor salonu. Yani aslında yurdumuzun hemen dibinde spor salonu da var. Zaten kampüsün içinde sanırım 3 tane olması lazım. Evet, spor salonu var. Bunlardan bir tanesinde yüzme havuzu da var. Bizimkinde de yüzme havuzu var. Sanırım bir ya da iki tanesinde de yüzme havuzu var. Evet. Yani hani o konuda da Bilkent'in bir eksiği olduğunu düşünmüyorum ben. Şurası da otopark kısmı işte. Bizim odamızın camından gözüken kısım. Öğrencilerin araçlarını koyduğu kısım diyebiliriz buraya da. Şimdi arkadaşlar şöyle gezdiğimiz zaman hani öğrenciler mesela şurada oturuyorlar. Şu gördüğünüz yer içeride açık büfe kahvaltıyı alıp aldığımız yerin aslında dış kısmı, oranın bahçesi yani. Hani böyle bağdaştırabilirsiniz aklınıza. Şurada da öğrenciler kahvaltılarına oturabiliyor. Aynı şekilde orada da oturabiliyor. Yani burada kaynaşmak için de aslında güzel bir ortam. Bakın zaten şurada gruplar var görebildiğiniz gibi. Şimdi bunun dışında bir de aslında ücretlerden bahsedebiliriz. Çünkü ücretler de soruluyor malum haklı olarak insanlar. Şimdi kapsamlı burslu olmayan öğrencilere bu yurdun yıllık ücreti 20.000-21.000 lira civarı. 8 ay kalıyorsunuz. Dolayısıyla 2.500-2.600 liraya denk geliyor. Eğer kapsamlı bursluysanız size bir yurt veriliyor zaten ücretsiz olarak. Ama o yurt da biraz daha eski olan yurt. Bu kadar lüks bir yurt değil. O yurdun da yıllık fiyatı 9-10 bin lira civarı. 8 aylık fiyatı. O ikisinin arasındaki farkı ödüyorsunuz. Yani ben mesela bu yurda bu yıl 8.000 TL ödemiştim. Çünkü ikisinin arasındaki
ücret farkı buydu. Ama dediğin gibi eğer hani kapsamlı burslu öğrenci değilsiniz, o zaman 20-21 bin liralık ücret ödüyorsunuz ki evet yani yurt ortalamalarının çok çok üstünde bir fiyat. Ha değiyor mu orası? Yani bence değer ama 2500 lira gerçekten çok fazla, bilmiyorum. Ben de 2500 verseydim belki değmezlerdim şu an. Ama hani 1000 lira için bence gayet ideal. Yani ben yıllık 8 bin lira veriyorum, aylık 1000 lira oluyor. Aylık 1000 lira için bence bu yurt gayet ideal. 1000 liraya bir eve çıksam bu kadar lüks olacağını düşünmüyorum. Sonuçta bunun içinde işte hani temizliği, elektriği, suyu, interneti falan her şeyi dahil ki internet gerçekten çok hızlı ve mükemmel bir internet altyapısı var. Dolayısıyla 1000 lira için gayet ideal diyebiliriz. Ve yurdun dıştan görünümü de bu şekilde arkadaşlar.